Denkler Beşiği'nin herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoda karşınızdayız. Evet, bugün sizlerle karavan videosu paylaşacağız. Geçtiğimiz yıl sosyal medya üzerinden tanıştığımız Cengiz abimizle birlikteyiz. Abi öncelikle hoş geldin Hatay'a. Hoş bulduk. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Cengiz abi gelirken haber verdi. Hadi ben geliyorum dedi. Geçen yıldan sözleşmiştik, sağ olsun kırmadı bizi, buraya kadar geldi. Ben de bir karavan tutkunuyum. Henüz bir karavanım yok ama ilgiyle takip ediyorum karavancılar gruplarını. Cengiz abiyle zaten oradan tanışmıştık. Karavan hakkında ve karavan yaşamı hakkında tüm merak ettiklerimizi arkadaşlar sizin adınıza soracağım, öğrenmeye çalışacağız. Abi ne zamandan beri karavandasın? Geçen sene 25 Temmuz'dan beri karavandayım. Kısaca izah edeyim. Pandemi nedeniyle her yıl yaptığımız aile tatillerini yapamadığımız için bir sıkıntı oluştu tabii. Ne yapalım diye düşünürken karavan kiralayalım, deneyelim dedik. O arada bizim bir arkadaşımız karavan almış, Ali. Abi alın gidin bir deneyin dedi. Biz geçen sene 31 Mart'ta onun karavanını aldık. Dedik ya iki gün sonra döneriz, yapabilirsek, yapamazsak döneriz, yapabilirsek bekleme bizi dedi. Lazım değil, ne zaman gelirsen gel dedi. Biz Fethiye'ye kadar indik. Daha sonra geri dönerek, hafta sonları kapanmalar vardı vesaire. Geri dönerek o karavanla yaşadık. O karavanı deneyimledik. Ondan yaptığımız çıkarımlar sonucunda kendimize bir karavan yapmaya karar verdik. O karavanda yaşadığımız bize uymayan noktaları nasıl düzeltiriz diye eşim makine mühendisi, ben elektronik mühendisiyim. Kendi içimizde bir projelendirdik, tartıştık. Sonra bu arabamızı, Sprinter'ı aldık. Sonra bir aylık uzun kapanma geldi, hiçbir şey yapamadık. Kapanma bittikten sonra bayramla açıldı her yer. Bayramdan sonra başladık hemen bir ay içerisinde de. Çok sevgili dostum Bayram Çakıcı, çok yıllardır tanıdığım, Bursa'da o aralar VIP minibüs yapıyordu. Rica minnet karavana bulaştırdım. Benim karavanımı onunla beraber yaptık. O da karavancılığı çok merak eden, seven bir kardeşimizdi. Eline sağlık, emeğine sağlık. Biz karavanımızdan memnunuz. 27 Temmuz'da bitti. Biz Ağustos'un 15'i gibi falan ilk durak Salda'dan başladık. Sonra Fethiye, Ölüdeniz, Blue Lagoon'a indik. Yani traktör yollarından falan gittik yani. Hiç tecrübemiz olmadığı halde hiç çekinmeden gittik. Orada kaldık. Oradan Ölüdeniz Göcü'ye geçtik. Orada bir koyda 3-4 gün kaldık. Böyle adım adım gezerek en son Miras Ören'den Bursa'ya geri döndük. Ve çok mutlu olduk. Bu sene de planımız Mayıs'ın 11'inde yola çıkıp Bolu üzerinden İç Anadolu, Çankırı üzerinden aşağıya Kırşehir, Nevşehir, Kapadokya bölgesi, daha sonra Sivas, Gürün, oradan Malatya, Dağren'de Nemrut Dağı, Mardin, Midyat, artık Batman, Hasankeyf vesaire derken bir yer daha vardı, Batık. Artık o kadar çok gezdik ki Ali Hocam. Hasankeyf var, bir de Halfeti. Buralarda konaklayarak, genelde ücretsiz kamp yerlerinde kalarak, büyük şehirlerde eski şehirler gezildiği için, yani Antep'te, Mardin'de, Midyat'ta, Urfa'da eski şehirlerin en yakınında bulunan otoparklarda otopark ücreti mukabili gece konaklayarak sıcak denizlere işte sana kadar geldik. Hoş gelmişsin abi. Allah senden razı olsun. Teşekkürler. Peki Cengiz abi, takipçilerimiz için özellikle hani illaki merak ettiği şeyler vardı. Çünkü karavan son zamanlarda özellikle Hatay bölgesi için düşünecek olsak yaygın bir durum değil. Hani biz de karavancıları bu bölgede çok görmüyorduk. Ben özellikle hani gruba yazmıştım, gelmek isteyen arkadaşlar lütfen Tibat'a geçin diye. Hem bölgemiz açısından hem gerçekten gezip görecek insanlar için
Hatay genellikle es geçiliyor. Hani Hatay dediğimizde ayrı bir dünya düşünülüyor, güvenlik probleminin olduğu bir yer diye algılanıyor. Mümkün mertebe biz de hani Hatay'ın güzelliklerini tanıtmaya çalışıyoruz. Bir yandan da karavan gruplarında da hani sevdiğimiz için, karavanı sevdiğimiz için bir yandan da Hataylılara karavanı tanıtmaya çalışıyoruz. Şimdi etrafta biraz arkadaşlar çekecek. İlk defa bu yıl ard arda, son kaç yıldır hani tek tük geliyorlardı bir iki bir iki. İlk defa bu yıl 4-5 karavanı ben burada yan yana görüyorum. Aynen. Bu arada işte Antakya'dan bir öğretmen arkadaşımız var, Fatih Hoca, hemen yanımızda. Onlar hafta sonu için gelmişler. Onun bir öbür tarafında İstanbul'dan gelen, işte bizim gibi geze geze buraya kadar en son gelen, buradan daha devam edecek olan Ferit Hocam var. Daha ileride yine Antakyalı ya da Samandağlı bilmiyorum, siyah bir Mercedes Sprinter karavan daha var. Onun önünde bir çekme karavan daha var. Ve burası artık karavan grupları tarafından öğrenilmeye başlanan, bilinen yerler haline geldi. Ve bu tarafa gelmemek diye bir olay söz konusu değil. Güvenlik vesaire değil bütün mesele. Yani bu yıl uzak yerlerden daha böyle bizim yaptığımız gibi, bizim hedefimiz bu yıl ki birinci turumuzun 6000 kilometrenin üzerinde olacağını düşünüyoruz. Şu an 3500. kilometrede falanız. Bursa'ya dönene kadar 6000'i geçeceğiz diye düşünüyoruz. Dolayısıyla son zamanlarda muhteşem oluşan mazot zamları insanların bütçelerini çok etkilemeye başladı. Çünkü bu araçlar büyük, motor hacimleri büyük. Yakıtları daha ve fazla. Ona göre yani 11-12 litre arasında yakıt yakıyor. Siz bu aracı karavana dönüştürdüğünüz zaman bu aracın kanuni sınırlar çerçevesinde 3500 kilogram olması gerekiyor. 3500 kilogram bir araca boş ağırlığı, işte suyunu, mazotunu, yiyeceğinizi, içeceğinizi, eşyalarınızı, kendinizi falan koyduğunuzda 4000 kilograma yakın hale gelmiş oluyor. Donanımına bağlı olarak tabii, içeride kullandığınız malzemeye bağlı olarak. Dolayısıyla ağır araçların yakıtları biraz daha fazlalaşıyor. İsterseniz. Mesela örnek veriyorum, benim aracımın bu 3500 kilometrelik buraya o kadar olan diliminde her mazot aldığımızda ortalamasını mutlaka hesaplar, not alırız. Ortalamamız bizim 11,2 litre ile 12,4 litre arasında değişmekte. Yani ben 24 kilometre Nemrut'a çıkıyorsam ona göre değişiyor. Ya da işte bir otoban ayarı bir yolda geliyorsam ona göre değişiyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani karavancılığın yaygınlaşmaya başlaması daha olacak. Ve burada da bir karavan parkı olduğunu duydum. Bir arkadaşım, eşi buralı olan bir arkadaşım dün bildirdi ama o bildirene kadar ben zaten buraya yerleşmiştim. Çok da güzel. Kumsal zaten. Şu Samandağ'ın kumsalı, yani şu Samandağ'ın kumsalı inanılmaz. Türkiye'nin en büyük ikinci kumsalı, dünyanın da 10. sıradaki kumsalı olarak geçiyor. Kayıtlarda herkes bunu Google'dan evet, bakıp görebilir. Yani manzara karavandan buraya, arkadaşlar, buraya gelen pişman olacak olmaz yani. Arka tarafta marketler var. İki adım ötede şurada işte bugün gittik biz, dün yol yorgun olduğumuz için bu sabah hemen kahvaltıdan sonra ilerledik. Buradan 600 metre sonra jandarma konuğunun yanından giriyorsunuz, orada dünyaca ünlü arkeolojik Titus tünelleri var ki Ali'nin kanalında ben seyretmiştim, seyredebilirsiniz de yani videolardan bakıp Titus tünellerini anlattığını mutlaka seyredin. Beşikli mezar var falan yani. Antakya'nın içerisi zaten eski bölge, çok güzel. Orada tek büyük sıkıntı var, karavanlar için otopark sorunu var. Yol kenarında, yani arabalar yol kenarına, ana cadde kenarına, dükkanların önüne park edebiliyorlar. Biz de bir dükkan sahibinden rica ettik dün. Kaldık orada, gezdik de bir saat, iki saate yakın gezdik. Görülebilecek yerleri, değişik müzeler var. Antakya Müzesi mutlaka görülmesi gereken bir müze. Yani karavancılık tamamıyla özgür olmak ve minimal yaşam anlamına gelmeli. Yani hayatınızı minimize ediyorsunuz. İşte bir tane küçük portatif masanız,
bir tane portatif sehpanız, kamp tipi sandalyeleriniz, bir tane hasırınız, hayatınız böyle. Yani iki tişört, iki şortla çıksanız yeterli olmalı. Bir gün aşırı birer takımı yıkasanız yeterli. Dünya kadar şey koymaya gerek kalmıyor. Şunu diyebilir miyiz Cengiz abi? Yani karavan sevdaları büyük oranda hani konforunuza feragat etmeniz gerekecek. Yani çok çok büyük bir konfor beklemesinler diyebilir miyiz? Hayır, yanlış. Karavanda konfor aranır mı aranmaz mı sorusunun doğru soru olduğunu düşünüyorum. Karavanda konfor arıyorsanız ona göre bir karavan dizayn eder yaparsınız. Bizim aracımız yani maksimum konfora yakın bir araç. Tamamen biz dizayn ettik. Ama kampervan stili araçlar vardır. Arkadaşlar araştırırlarsa görürler. Evet. Kampervan stili araçlar vardır. Doblo'dan bile yapılabilir. Küçük minibüslerden işte Mercedes Vito ya da Volkswagen demişim. Gelmiyor. T4 neydi o araç? Transporter. Ha. Volkswagen Transporter'lardan yapılıyor. Çok efsane şeyler oluyor. Üstüne pop-up tavan yapılabiliyor. Üstüne açılır kapanır çadırlar konulabiliyor. Yani bu tamamen nasıl yaşamak istediğinize bağlı. Bu arabanıza çadır koyup gidip bir yerde kamp yapıyorsanız çadırda yatmıyorsanız da bir karavanın içinde yatıyorsunuz. Yani içinde mutfağınız, tuvaletiniz, işte yatağınız, oturma gruplarınız, televizyonunuz gibi her şeyiniz olabiliyor. Yani uydu anteni olan araçlar var. Mesela yandaki karavanlarda uydu antenleri var. Ben takmadım. Ben televizyon seyretmek için karavan yapmadığımız için biz dışarıda oturmayı, manzarayı seyretmeyi, doğayı yaşamayı sevdiğimiz için bizde televizyonumuz var. Gerektiğinde USB takarak ya da işte telefon uygulamalarıyla seyretmek istediğiniz film vesaire olduğunda seyredebiliyoruz. Yani konfordan taviz vermek değil. Konforu daha küçük bir alanda yaşayabilme kabiliyetidir karavancı. Herhalde ama o dediğiniz özgürlük kısmı o alanı genişletiyordur. Tabii diye düşünüyorum. Tabii ki. Aslında yani tamamlar. Bir yerde sabit bir yazlığınız olsa var mesela. Yolun hemen arka tarafında çok güzel villa yazlıklar var burada. Onlar da bu nimetten faydalanıyor. Ama ben de faydalanıyorum. Onlar bütün yaz boyunca burada kalmak zorundalar. Ben yarın buradan çıkacağım. Antakya üzerinden Arsuz'a gideceğim. Ondan sonra işte Adana'ya, Mersin'e, Silifke'ye her yere gideceğim. Dünya kadar yer gezdim, dünya kadar yer gördüm. Görmeye de devam edeceğim. Bu böyle bir özgürlük sağlıyor karavan. Kesinlikle. Peki Cengiz abi, bir karavan hani tutkunları için ve karavan düşünenler için bir karavan alınırken ve yaptırırken nelere dikkat edilmeli? Şimdi bu çok önemli bir soru. Hazır yapılmış karavanları alabilirsiniz. Karavanınızı kendiniz de yaptırabilirsiniz. Karavan artık çok popüler bir hale geldiği için de çok fazla sayıda ben de karavan yapıyorum, ben de karavancı oldum diye bu piyasaya çıkmış arkadaşlarımız var. Yani burada isim telaffuz etmek istemiyorum. Çok bu konuda da mağdur olmuş insanlar var. Dolayısıyla burada karavanı yaptırmak için bir minibüs ya da bir panel van satın aldıysanız adı belli, markası belli, referansları olan Facebook ve YouTube gruplarında değişik bu konuyla ilgili grup ve videolar var, Instagram'da var. Buralardan bilgi edinerek bu konularda şikayet almış, şikayete maruz kalmış firmalardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz biz. Bunun en önemli nedeni insanlar dünya kadar parayı verip daha sonra mağduriyet yaşadıklarında karşılarında muhatap bulamamalı. Karşınızda muhatap bulabileceğiniz kurumsal kişilerle çalışmanızı öneriyoruz. Eğer ki bizim gibi, benim gibi, eşim ve benim gibi karavanınızın bütün yapım aşamasında belli ustalarla, bildiğiniz sanıldığınız ustalarla çalışıp bunu yapabildiyseniz zaten neyin yapılması veya neyin yaptığınızı
daha sonra oluşabilecek bir aksaklıkta kendiniz bildiğiniz için çok rahatlıkla herhangi bir yerde herhangi bir ustaya, marangoza, elektrikçiye ne bileyim gidip hocam şurada şöyle bir aksaklığım var benim. Bana şu şu lazım ve şu işçiliğin yapılması lazım. Yapar mısınız dediğinde adam zaten ne yapacağını biliyor. Yani arabayı götürüp mesela çok kısa bir örnek vereyim. Acıgöl'de benim panellerim kayar paneldir. İki kat üsttedir, iki kat alttadır. Kayar panellerim bir tanesi açılmış, çam ağacına çarpıp kırıldı. Dolayısıyla raylı sistem, çekmece ray sistemiyle yapmıştık. Onun raylarının yenilenmesi gerekiyordu. Oradan biz Ürgüp'e indiğimizde direkt sanayi bölgesine gittim. Mobilya sanayisiyle uğraşan, üretim yapan, mutfak üretim falan yapan arkadaşlara gittim. Dedim ki böyle böyle, bana dedim çekmece rayı lazım 70 santimlik. Burada bulamazsınız ancak Kayseri'de olur dediler. Daha sonra Kayseri'de gittim. 70 santim ray bulduk. Ustaya dedim hocam bak bunları buradan sökeceksin. Bunları buraya takacaksın. Sen mutfak çekmecesine ray takar gibi bu rayları buraya tak. Yerleri belli, vidaları belli zaten. Adam hiç düşünmedi bile. Pıt 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 yaptı ama herhangi bir acemi karavanı almış böyle bir olay yaşasaydı gidip nerede yaptıracağını bilemez. Bütün mesele burada. Onun için herhangi bir yerde karavan yaptırdığınızda karşılaşacağınız sorunla karşınızda muhatap bulmanız lazım. Aradığınızda karşınızda muhatap bulamıyorsanız çok büyük sıkıntı yaşarsınız. Elektrik sistemi ayrı bir dert olur. İçerideki su tesisatı sistemi ayrı dert olur. Güneş enerjisi sistemi ayrı bir dert olur. Mobilya aksamında yaşanan sıkıntılar olabilir. Bunlar ayrı bir dert olur. Bütün bunları çözebilmenizin yegane yolu atıyorum ben karavanımı Bursa'da yaptırdım bir firmaya diyelim. Buradan telefon ettiğimde firmaya ya işte şöyle bir sorun yaşadım. Karşınızdaki firma ciddi, güvenilir ve bu işine sahip çıkan bir firmaysa diyecektir ki bir herhangi bir mobilya mutfak üreticisine git 70 santimlik çekmece rayı temin ettir. Oradaki rayları söktür. Onları oraya tak. WhatsApp'tan da görüntülü ara. Kabloları biz sana nasıl bağlayacağını söyleyeceğizler. Ama diğer yerlerde bundan muhatap olamazsınız ve çok mağduriyet yaşarsınız. Karavan düşünen arkadaşlar kesinlikle karavanlarını referansları olan bilinen yerlere yaptırsınlar. Ücret göz önüne almasınlar. Yani geçen sene 70 bin liraya karavan arabayı getir 70 bin liraya karavanınızı yapayım diyen adamlar bugün piyasada yok. Ve o 70 bin liraya yapılamayan karavanların hepsi dökülmüş durumda. Evet arkadaşlar, karavan düşünen arkadaşlar bir anlık heves değil aslında. Gerçekten bu konuda bilgi ve donanım gerekiyor. Ve elinizin teknik işe yatkın olması gerekiyor. O da ayrı bir mevzu. Ya gerekmiyorsa da Ali Hocam bilindik evet, yerden alınırsa muhatap bulursunuz. İkinci bir şey söyleyeyim. Karavana meraklı olan arkadaşlar mutlaka öncesinde bir karavan kiralayarak 3 günlük ya da bir hafta sonu 2 günlük bir karavan kiralayarak bu hayatı deneyimleyin. Yakın bir yerde. Türkiye'nin en büyük araç kiralama şirketinden biri, isim vermekte mahsur var mı? Bilmiyorum yani YouTube mevzuatını. Avis mesela, dünyaca meşhur bir araç kiralama firmasıdır. Avis şu anda Türkiye'de her türlü karavan çekimi, karavan kiralama işi yapıyor. Dolayısıyla en azından 2 gün, 3 gün bir karavan kiralayarak bunu deneyin. Ondan sonra karavan alın veya yaptırın. Evet arkadaşlar, Cengiz abiden karavanla ilgili neler yapılmalı, nelere dikkat edilmeli, karavan düşünenlerin nasıl hareket etmesi gerektiği hakkında bilgi aldık. Evet, bizden bugünlük bu kadar. Yepyeni videolarla karşınızda olacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sevgili karavan tutkunları, yolunuz Hatay'a düşerse mutlaka bize ulaşmayı unutmayın.
Halen kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı. Bildirimleri de açmayı, aynen, bildirimleri unutmayın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.